Saygıdeğerli birçok arkadaşın değerli takipçilerine buradan selam olsun. Bugün günlerden derbi, bugün günlerden 24 Aralık, bugün günlerden Fenerbahçe ile Galatasaray 250 rakip Kadıköy'de Ülker Stadyumunda karşı karşıya geliyor. Biz de şimdi böyle ortamı kontrol etmek amacıyla Kadıköy Yoğurtçu Parkı'na geçeceğiz. Zaman olsaydı Boğa'ya da giderdik ama o yokuşu çıkmaya çok üşendim gerçekten arkadaşlar. Ondan dolayı biz de hazırsanız videoya başlayalım. Fenerbahçe Galatasaray derbi vloguna hepiniz hoş geldiniz. Uykudan kalkar kalkmaz hemen Kadıköy'e geldim arkadaşlar. Kahvaltıda etmedim normal olarak. O yüzden Ciğer Cahmet'e gireceğim ve bir şeyler yiyeceğim. Ciğer Cahmet üstüne geldik. Adana kebap söyledik. Gerçekten çok güzel görünüyor. Öyle değil mi? Şurada da böyle bir Adana dürümüm var. Hemen bir ısırık alıyoruz. Gösterelim soframızda. Bu mekanı öneririm sizlere. Maç öncesi gelin burada güzel bir şeyler yiyin. Bu sofra 340 TL tamı tamına. Yoğurtçu Parkı'nın diğer tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Yoğurtçu Parkı'na gittik. Yemeğimizi de yedik. Artık yavaştan stada geçmemiz lazım arkadaşlar. Maçın başlamasına yaklaşık 2 saat var. Eyvah, sıra şimdiden başlamış. Hayırlısı. Galatasaray taraftarı da deplasman tribünündeki yerini almış görüyorsunuz arkadaşlar. Deplasman yasak olmamalı bana göre derbilerde. Sizlere öyle söyleyeyim. Ve kimleri görüyorum? Miraç nasılsın? İyi. Haluk abim. Haluk abim. Beklediğimiz maçı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde Hermes Band grubunun söylediği I Will Survive şarkısı. Oh.
çekeyim? Bilemiyorum. Her yer çok hareketli. Ya Fred olmadan da yenmiştik bunları. Bugün de yeneceğiz inşallah. Abi Fred bu sene geldi ya. Ya işte Fred'in olmaması önemli değil. Takımın yolu önemli. Doğru söylüyorsun. Crespo oynayacak muhtemelen onun yerine. O da biliyorsunuz ki Galatasaray maçlarını seven bir isim. Galatasaray özellikle bu son günlerde aldığımız şehit haberleriyle bütün ülke gerçekten hüsrana uğradı. Şehitlerimizin ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum arkadaşlar. Ve şehit olan askerlerimize de Allah'tan rahmet. Bu hayattan çok şey istemiyorum. Helal olsun abim be. Teşekkür ederim. Törenimizin başındayız. Derbide iyi kombinler belli olmuş. Ev sahibi Fenerbahçe ile başlıyorum hemen. Kalede Dominik Livakovic. Savunma dörtlüsü Osay Samuel, Ciku, Jadon Osterwolde. Ben Serdar Isı'yı beklerdim. Sol bekte her zaman olduğu gibi Ferdi. Orta sahada Crespo ile İrfan Can oynuyor. Ben İsmail'i beklerdim açıkçası. Ve Fred yerine İrfan Can'ı tercih etmiş. İsmail yerine Crespo, İsmail Kartal. Vay anam vay. Sağ kanat Cengiz, sol kanat Tadiş. Santrafor'da Edin Ceko Farret, arkasında Sebastian Szymanski oynuyor Fenerbahçe'mizde. Deplasman takımı Galatasaray'ın ilk 11'i. Kalede Fernando Muslera, savunma dörtlüsü Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim, Nelson Sasha Boye. Orta sahada Kerem Demirbay ve Torreira. Sağ kanat Ziye, sol kanat Kerem. Forret arkası Mertens, Santrafor'da da Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Mauro Emanuel Kardeşciz, Barış Alper. Adana'nın başından sonra yeniden sol bek. İlginç gerçekten. Okan Fırık da oynamaya futbolcuları ilk formada oynatmış. Daha sonra günü Kerem gibi. Barış Alper'in sol bekte oynatmış. Barış da aynı şekilde. Mertens de oynamıyordu. Mertens bu maçı ilk formada. Hayırlısı bakalım abi. Hakan Ali'ye olan kasasın. Gönlümüz Fener'in kazanmasına yana ama. Galatasaray'dan Muslera'yla Cüneyt Güvenç ısınmak için sahaya geldi. Fenerbahçe'miz geldi abi. Başımız sağ olsun pankartıyla. Aynen öyle. Fenerbahçe'ye de büyüklüğünü gösterdi. Aynen öyle abi. Yani şu son günlerde özellikle çok şehit verdik abi ya. Çok şehit haberi aldık. Gerçekten perişan olduk. Ülkemizin başı sağ olsun diyeceğim. Ülkemizin başı sağ olsun abi, vatan sağ olsun. Onlar olmasa biz burada rahat maçı izleyemeyecektik. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Hepsinin ruhu şad olsun. Haklısın, amin abi. Ole'ye çağırdığımız esnada Ziye ile tokalaştı. Ardından Ole'yi çektirdi bizlere. Ziye ile tokalaşmasının sebebini de bilmeyen yoktur zaten arkadaşlar. Ajax'tan iki eski takım arkadaşı. Tanışsın Ziye. Sağolsun.
Haluk abi, normalde derbilerin favorisi olmaz ama yine de sormak istiyorum. Skor tahmini. İlk Miraç'tan başlayalım. Kaç? 3-1. 3-1. Benim de aklıma ilk gelen skor 3-1. 3-1. Aynı düşünüyorsunuz. Taraftarına soralım mı? Bu arada ne oldu? Fenerbahçe taraftarını da soralım abim. 2-2. 2-2. 3-3-1 Fener. 3-1 Fener. Oo. Sence bu maç kaç kaç biter? 3-0. 3-0 Fenerbahçe. 3-0. Hadi inşallah be. Kanka 4-2 bizim maç. Oo, iddialı. İbrahim tatlı sesin, haydi söyle şarkısı sizlerle. Kusma gönlüm sen söyle. Derdimi sevgilime. Haydi. Haydi söyle. Onu nasıl sevdiğimi. Haydi söyle. Rüyalarda gönlümü. Haydi söyle. Uykusuz gece. Haydi söyle. Şu an Galatasaray kadrosu anons ediliyor. Sıklardan dolayı anons sesini de duyamıyorum be. Fenerbahçe. Değerlendirmemiz lazım. Penaltı yapacak diyeceğim ama penaltı vermiyorum.
Çok kötü bir pas zamanlaması. Böyle olmaz Cengiz. Böylelikle de maçın ilk sarı kartı oldu. Bu arada Barış Alper de beklediğimden iyi oynuyor. Sol bek mevkisinde. Helal olsun. Ve ilave olarak da artı 1 dakika. Ve ilk yarı bitiyor. Fenerbahçe 0 Galatasaray 0. Kamerayı geniş açıya aldığımıza göre ilk yarı değerlendirebiliriz. Bir açı söylemek istediğiniz bir şey var mı? Söyle. Rahatla içinde. Haluk abi, ilk yarı hakkında eklemek istediğim şeyler var mı? Fenerbahçe nasıl oynuyor sence abi? Ha evet değil mi? Kuzey tribünü falan yani bugün hayal kırıklığı bana göre de. Buraya gelmişler, sinema izlemeye gelmişler. Derbi maçı oynanıyor burada, sinema izlemeye gelmişler, oturuyorlar yarısı. Daha ne diyeyim yani? Haklısın sen derbi maçında neyle oturuyorsun? Haklısın abi. Peki ilk yarı nasıl değerlendirirsin abi? Bence de abi, ben de öyle görüyorum biliyor musun? Abartıldığı gibi değil, kendileri hata açığa çıkıyor. Şimdi yanda iyi defansa önlemi almışlar, çıkmışlar. Doğru söylüyorsun, haklısın. Bakalım ikinci yarı bizlere neler getirecek, hep birlikte izleyip göreceğiz dediğim gibi. İkinci yarıya geçelim o zaman, hiç lafı uzatmadan. Ve ikinci yarı başlıyor. İkinci yarıya Fenerbahçe, Cengiz Zünder yerine İsmail Yüksek ile başlıyor arkadaşlar. Oh be abi. Şu hafta şu bundan sonra alevlendik arkadaşlar. Hadi bakalım ilerleyen dakikalarda Fatih Çelik'le Çarşı Akinti isteyeceğiz. Fenerbahçe'de kaptan Edin Dzeko çıkıyor yerine. Mesut Başak'ı bırakıyor. Ve maç bitiyor arkadaşlar. Evet abi, derbi 0-0 golsüz berabere bitti. Düşüncelerin? Böyle beklemiyordum. Ben de beklemiyordum abi. Düşüncelerin? Abi söylenecek hiçbir şeyiniz yok mu gerçekten ya? Maçın golsüz berabere biteceğini tahmin etmemiştim arkadaşlar açıkçası. Ben 0-0. Yeah!
darbe oldu açıkçası arkadaşlar. Yani maçı genel anlamda değerlendiremiyorum bile. O derece. Abi maçı değerlendiremiyoruz ya. O kadar düz geçti ki maç. Oyuncularımız çünkü Sarıçoğlu stadını turluyor görüyorsunuz. Her maç sonunda olduğu gibi. Abi o değil de Fred'sizle iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum ben. Bu maçın da golsüz beraber bitmesi de beni üzdü. Baksanıza kimi üzmedi? Fenerbahçe'mizden galibiyet bekliyordum. Kader kısmet. 29 Aralık'ı bekleyeceğiz artık arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Arabistan'da Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Kupa finali mücadelesi verecek. Derbi hakkında söylenecek çok bir şey yok. Dediğim gibi sürekli dediklerimi tekrarlayıp duruyorum arkadaşlar. Çok düz geçti ya. Çok düz geçti. Böyle olmasını istemezdik. Fenerbahçe'mizin bir galibiyetini beklerdik ama olmadı. Kader kısmet. Neyse umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gitmişse ne yapıyorsunuz? Beğeni atıyorsunuz. Ve kanala abone oluyorsunuz. Sizi de seviyorum. Hoşçakalın, saygılar. Demirin çok anaylaysın.